Değerli futbolun içindekiler takipçileri, şimdi sizlere son zamanlarda herkesin sevgilisi olan Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatacağım. Herkesin sevgilisi mi? Tamam, biraz abarttım. Videoya başlıyoruz. Altyapısından pek çok futbolcu çıkaran Bursaspor'da Ozan Tufan ilk kez 2012'nin yazında Kupskup yolda oynanan Avrupa eleme maçında forma giydi. Çıktığı ilk maçta gol atan yetenekli oyuncu Avrupa kupalarının en genç golcü futbolcusu oldu. Ozan o dönemler Twitter'da takılan, tripkolik dinleyip okul çıkışlarında kız kesen bir ergendi. Bütün hayatı PlayStation oynamak, itmana gitmek ve Twitter'da takılmak olarak geçiyordu. İşte o meşhur bütün tweetleri bu dönemde attı. Hangi tweetleri mi? İşte bunları. Bana bakarken çapraz bağları kopardın be kızım. Ne gerek var? Aşkım beni cidden öküz mü buluyorsun? Hilal Hoca ağlıyor yanımda. İçim çok kötü oldu ya. Yazık vallahi, yazık şu sınıfta şu hocaya yapılanlara, yazık. Her şeyin amkü. Bana dokunmayın kardeşim. Yavaş yavaş pişen Ozan sonrasında formayı kaptı. Futbola sağ bek olarak başlayan Ozan, milli takımda Fatih Terim'in onu ön libero mevkiinde oynatmasıyla oyuna doğru kaydı. Yavaş yavaş büyüyen Ozan etrafındakilere neşe saçan birisi olarak dikkat çekiyordu. Nasıl mı? Böyle. Anne, geliyorum. Anneciğim. Veya böyle. Bütün bunları yaparken Bursaspor'a destek olabilirsin. Bursaspor'a destek olabilirsin. Bursaspor. Ya da böyle. Onun en çok parladığı dönemse Şenol Güneşli dönem oldu. Bursaspor'la birlikte gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekti. Takım da çok mutluydu. Her akşam Korupark'ta Volkan Şen'le birlikte takılan Ozan, maçlardan sonra da Mudanya'da güzel bir balık yiyordu. Bu da yetmeyince kendini İskender yerken buluyordu. Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasından sonra bütün dengeler değişti. Ertuğrul Sağlam takımın başına tekrar geldi. O dönem yaşanan problemler çok belliydi. Ozancım, ben kaçar kardeşim. Ne oldu abi, nereye? Takımın başına Ertuğrul Sağlam geldi be oğlum. Yani? Bak şimdi, bu adam beni yıllar önce kadro dışı bırakıp kulüpten ayrılmama sebep oldu. Sevmiyorum, haz etmiyorum kendisinden. Bak, bence önümüzde Süper Kupa'da Galatasaray maçı var. Zaten para da alamıyoruz. Bence maça çıkmayalım. Sen de çıkma. Senin bu yaptığına ne derler biliyor musun? Ne? Puştluk. Volkan Şen o dönem takımı karıştırmaktan kadro dışı kaldı. İlerleyen günlerde Ozan Tufan da Şenol Güneş'in transfer olduğu Beşiktaş'a gitmek istiyordu. Lakin önünde bir engel vardı. Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı, ölürüm de Ozan'ı Beşiktaş'a yollamam diye her yerde duyuru yapıyordu. Sonra ne mi oldu? Aziz Yıldırım devreye girdi ve Ozan Tufan'ı Fenerbahçe'ye transfer etti. Tabii ki yanında da Volkan Şen promosyon oldu.